Arıkan, çocuk cerrahıyım. Çocuk cerrahisi, çocukların cerrahi hastalıklarıyla uğraşan bir daldır. Çocuk cerrahisi hangi alanlarda cerrahi uğraşır? Bunlar tümü cerrahi hastalıkları kapsar. Örneğin yeni doğan bebeklerin doğumsal anomalileriyle uğraşırlar. Örneğin bu yeni doğandaki malformasyonlarla uğraşırlar, gelişim bozukluklarıyla uğraşırlar. Karınla ilgili sorunları olan, örneğin yemek borusu olmayan bebeklerin yahut da hiatus hernisi dediğimiz yemek borusuna mideden kaçan besinlerin düzeltilmesiyle uğraşırlar. Çocuk kası fıtıklarıyla uğraşırlar. Bütün bunları yapan, örneğin çocukların kanser hastalıklarıyla çocuk cerrahisi uğraşır. Çocuk yanıklarıyla uğraşırlar. Ayrıca göğüs hastalıklarıyla, göğüs ameliyatlarıyla uğraşırlar. Bunun dışında elbette ki kulak, burun, boğaz, kalp anomalileri, ortopedik sorunlar vardır. Ama çocuk cerrahları bu son saydığım 3 dalla uğraşmazlar. Tınaztepe Hastane Grubu içerisinde Galen Hastanesi iyi gelişmiş bir çocuk yoğun ve prematür bakım bölümü vardır. Şu anda 6 hasta cerrahi müdahale görmüş, yaşamını devam ettirmektedir ameliyat sonrası ve bunlar çoğu düşük kilolu bebeklerdir. 750 gramla 1,5 kilo arasındaki bebekler ameliyat edilmiş ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmektedir. Bu bebeklerden 2 tanesi en son hafta içerisinde yaptığımız 2 bebek doğumsal anüs anomalisi dediğimiz makadı kapalı olarak geldiler. Ve bu bebekler zamanında doğumunu takip eden dönemlerde tanı konulmadığı için bağırsak perforasyonu nedeniyle hastanemize geldiler ve bu nedenle ameliyat oldular. Bizim üstünde bütün hekimler, doğum hekimleri, çocuk hekimleri veya tebabetle uğraşan bütün hekimler doğan bebeklerin makadına bakmak zorunluluğu vardır. Bunların kaka yapıp yapmadıklarını takip etmeleri gerekir. Normal şartlarda bebekler 24 saat içerisinde, bilemediğiniz 48 saat içinde mutlaka defekasyonda bulunurlar, kaka yaparlar yani. Eğer 48 saat içerisinde bir bebek tuvaletini yapmamışsa, bu bizi uyandırmalıdır. Onun bu yönden incelenmesi tamamlanmalıdır. Bebekler bizim geleceğimizdir ve onları doğru, sağlıklı yaşamımız sağlamak zorundayız. Bu nedenle her doğan bebek çok büyük ilgi görmeli ve sorunlu olan bebekler en yakın çocuk cerrahi merkezlerine sevk edilerek tedavileri sağlanmalıdır.